Günaydın. 8:05 geçiyor. Bugün erken çıktık. Fırına uğrayacağız. Arasa poğaça alacağız. Bir de ayran. Simitle ayran bugün beslenmesi. Dün gece yağmur yağdı, görüyor musunuz? Her yer sarısıklam. Bugün benimkileri erken uyandırdım diye hepsinin suratı beş karış. Okul arkadaşlarını beslenmeni anlattığım gibi yapacaksın. Duydun değil mi aşkım beni? Bir bak bakayım bana. Bir bana bak, okul günlerinden hatıra kalsın. Yakışıklım benim. Aslı'nın hediye ettiği hırkasını da giydik bugün. Hadi aç bakalım kapıyı. Ellerini her yere temas etmiyorsun. Ara sık sık ellerini yıkıyorsun. Anlaştık mı canım? Ay, dün gece bütün gece yağmur yağdı. Bulutlu hava. Efendim canım? Örümcek korkuyor. Örümcek nerede var? Ben o gün tuvalette. Tamam, böyle bir şey olduğu zaman öğretmeninden yardım iste. Yaparken örümcek Bahçe bugün ıslaktır. Parka çıkamazsınız bence. Ne? Bahçe bugün erken geldik herhalde. Öğretmen daha gelmemiş ama erken çıktığımızı biliyordum. Daha 20 geçiyor. En geç 40'ta teslim edin çocukları diyorlar. Şimdi bir tane de kız arkadaşı var Aras'ın sınıftan. Başka da kimse yok binada. Klimaları falan ama öğretmenler daha önceden açmış herhalde. Kapılar da açık, sınıflar da hazır. Sadece içeride yetkili yok şu anda. Yani öğretmen ya da oyun ablası falan yok. Araslar montlarını falan yerleştiriyorlar. Ben de buradan hani yalnız bırakmamak adına bekliyorum dışarıda böyle. Onlar içeri geçtiler. Arkadaşıyla dedim siz oyunla oynayın. Orada oyuncakları falan da var nasıl olsa. Şimdi öğretmenleri ya da işte müdür falan gelirse bırakır giderim. Yusuf da kapının önünde bekliyor. Demek ki neymiş? Çok erken acele etmemek lazımmış. Geç kalmak daha iyi ki yanın en azından öğretmenin olsun. Öğretmen size baksanıza. Bir tane küçük kız var böyle arkadaşı. Aras odaya geçti. Astı montunu. Oyun odasına geçti. Kızın babası da işe geç kalıyormuş. Erken getirin dediler diye getirdim dedi. İşe de geç kalıyorum dedi böyle. Dedim ben buradayım, merak etmeyin öğretmen gelene kadar. Siz gidin isterseniz dedim. Ha, teşekkür ederim dedi, gitti. Üstünde tutana sonucak o bir mimitimi. Yıldızıdır parlayacak o benim milletim, milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çehreni nasıl hilal. Karaman ırkıma bir günde bu şiddet, bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka taba milletimin istilal. Dokuzu on geçiyor. Ben evi toparlamaya başladım. Sobayı yaktım. Yusuf'u yolcu ettim işe. Şu sehpayı gene başımın belası. Takos. Ya çok kaliteli, çok ağır bir malzeme. İstikbalin malı zaten ürünü. Ama yani gerçekten beni yoruyor, artık belim ağrıyor. Geçen terası da soğukta temizleyince sırtım yel girmiş. Eğilip kalkarken belim ağrıyor. Bir de bunu indir kaldır her gün yerleri süpürüp de halı örtüsünü serip toplarken. Ya benim bir tek halı örtüsüne zorlayan şey şu sehpa. İnanın ki başka bir şey değil ama ben ne yaptım? Tabii ki Zigon sehpalarımı sipariş verdim. Şimdi birazdan size koyacağım ekran resimlerini. Bu şeyimi toplayacağım. Burada tencerelerim var dün akşamdan, yemek tencerelerim. Onları dizeceğim. İçecek kapları falan filan. Yatak odamı topladım. Çocuk odası derli toplu. Banyoyu yıkayacağım. Lavabomu yıkayacağım. Güzel bir güneş var. Kuşlar ötüşüyor. Görüyor musunuz? Komple terasım güneş alıyor. Kuşların sesine ne diyorsunuz? Şahane bir hava var. 2 saat sonra Yusuf'la gider arası alır geliriz. Şu kapının önlerini, şuralarını sadece hafiften bir süpüreceğim. Başka bir şey yok. Terasım gene temiz. Temiz tutmaya çalışıyorum daha doğrusu. Şimdi şu rutin işlerimi bir bitireyim, toparlayayım. Ondan sonra da saat 11'de 11 çeyrek gibi arası almaya çıkarım. Sonra yaprak dökümünü kaçırmak istemiyorum. Bugün onu izlemek istiyorum. Sonra biraz arası da bahçeye çıkarırım. Kahvaltı daha yapmadım. Yusuf poğaça aldı. Aras'ın bugün beslenmesinde simit vardı ya. Ona simit aldık. Kendi açma yedi. Bana da böyle bir tane poğaça almış. Çayı ısıtırım. Bunu atıştırırım. Belki çok yağlı aslında. Bunları yememem lazım. Bunları yedikçe sivilce çıkıyor yüzümde. Neyse şuraları toparlayayım.
Ondan sonra da size şeyi göstereceğim. Aldığım malzemeleri göstereceğim. İşlerimi bitirdim. Evimi süpürdüm. Yerleri sildim. Sobam çok güzel yanıyor. Kahvaltımı yaptım. Yusuf'un verdiği poğaçayla çay atıştırdım. Şimdi Trendyol'da üçlü zigon sehpa sipariş verdim. Ayakları metal ve üzerindeki mermeri de benim halı örtümün deseninde. Onun siparişi henüz alınmamış. Yani sipariş girildi diyor ama henüz hazırlanmamış. Hani o da detay 3 kademeli gösteriyor ya, hani siparişiniz hazırlanıyor, siparişiniz kargoya verildi ya da teslim edildi diye. Henüz siparişte gözüküyor. Ondan sonra bir tane 40 santimlik şeffaf vazo, cam vazo sipariş verdim. Onun içine de yapay tüylerden çiçek, yapay çiçek siparişi verdim. Aynı bu şeylerin renginde, kırlentlerimin renginde. Çünkü bir uyum yakalamak istiyorum. Onu da dediğiniz gibi ya şu arkadaki köşeye ya da şu çiçek çıkarsa karşıdaki bu yeşil çiçeğimin yerine koyarım. Bir uyum yakalamak için seçtim. Çok da hoşuma gidiyordu. Zaten yapay çiçek bayağıdır da istiyordum, böyle peluşlu. Bir de ne sipariş verdim? Ha, benim banyomun seti yoktu. İşte fırçası, çöp kutusu, diş macunu iş koymak için kutusu, ondan sonra sıvı sabunluk. Onları da uyguna bulmuşken siyah beyaz çok hoşuma gitti. Cam değil ama kalın plastikten. Onu sipariş verdim. Toplamda bunların hepsi 264 lira tuttu. Bakalım hangisi gelecek, hangisi gelmeyecek. Hepsi ayrı firmalardan olduğu için mağazalardan ayrı ayrı günlerde teslim edilir diye düşünüyorum. Siparişi verdim. Sanırım bir hafta 10 günü kadar bulur. 4 sipariş hepsi toparlayıp gelmesi. Geldikçe size zaten çekeceğim. En önemlisi de şu sehpalarım gelir gelmez artık şu büyük sehpayı çıkarmak istiyorum gerçekten. Dört gözle bekliyorum. Onun dışında Gonca'cığım sormuş ki Rossini'nin keratin saç bakım kremini aldım, nasıl kullanıyorsun? Ayrıntılı yazılmamış. Bir tane ben normal saç kremi gibi kullanıyorum. Güzelce saçlarımı şampuanla yıkayıp arındırdıktan sonra avcumun içine çok fazla doldurmayacak şekilde normal saç kremi ne kadar saçınıza göre kullanıyorsanız onu bir güzel saçlarıma yediriyorum. Çok köklerine değdirmiyorum. Masaj yaparak uçlarına kadar her güzel bir şekilde yediriyorum. O esnada işte duşta lifleniyorsam, başka bir işim varsa onu yapıyorum. Biraz bekletiyorum, 2 dakika, 3 dakika. Ondan sonra güzelce bir duruluyorum. Çok kafamda saçımda kalıntısı kalmayacak şekilde. Çünkü onu da denedim. Biraz maske olacak şekilde bırakmayı denedim. O da biraz dökülme yaptı. Çok fazla arındırmadan bırakmayın saçlarınızı. Maskeyi mutlaka arındırın. Buradan sana cevabım öyle olsun. Bir tanem, öpüyorum seni buradan kocaman. Of, onun dışında gene sorularınız vardı. Ha, çiçekle ilgili, bu yeşil çiçeğimle ilgili bırak kalsın farklı duruyor diyen de var. Çıkar nigarcığım, uymuyor, yakışmıyor diyen de var. Dediğim gibi havalar iyice ısındığı zaman tabii ki çiçeği buradan çıkaracağım. En önemlisi çiçeğin sağlığı için, iyi gelişmesi için güneşe ve güzel bir havaya ihtiyacı var. Evde çok fazla hapsetmeyeceğim. Kışları çok soğuk olduğu için, don vurduğu için kışları geri eve alacağım. Bu sene inşallah saksısında böyle ara ara yani bir internet sitesinden ya da bir yere çıktıkça bulursam da büyük bir saksısını alıp onu değiştirmek istiyorum. Saat bu arada 10'a 10 var, 11'e 10 var. Yarım saat sonra falan Yusuf gelir beni alır, gider Aras'ı alırız. Ondan sonra market eksiğim var. Bir marketlere uğramak istiyorum Aras da yanımızdayken, o da eksiklerini alsın. Ona da bir değişiklik olur, biraz dolaşsın. Biliyorsunuz bu hafta doğrudan hiçbir yere çıkmadık. Ben de artık bunaldım. Evimin bir işi yok dediğim gibi. Akşam yemeğine de bakarım, alışveriş yaptıktan sonra karar vereceğim. Ne yapayım ne yapmayayım. Patlıcan vardı. Patlıcan yapabilirim belki, etli. Güveç almak istiyorum. Güveç, böyle tenceresi almak istiyorum. Güveçli yemekleri çok beğeniyorum. O tarz bir şey bulabilirsem markette, orta boy bize yetecek kadar, 4 kişilik yemek çıkacak kadar orta boy bir tencere bulabilirsem onu alacağım. Bir yandan da bir araba bulduk İzmir'de. Onun yine
Tabi istediğimiz aradığımız marka değil Skoda ama iri değişik güzel bir eski sattığımız arabanın segmentlerinde güzel geniş bir araç. Rengi dışı rengi çok hoşuma gitmedi gri ama bakalım onun için şimdi gereken şeylere başvuruyorlar. Tamamına kredi onaylı. Onun şeylerini yürütüyorlar. Ama yani o arabaya kredi çıksa da çıkmasa da olsa da olur olmasa da olur. Hani çok böyle insanın içine sinen bir model sevdiği istediği araba vardır. Bir de hani araba olsun diye de aldığımız araba vardır. Hayırlısı tabii bilmiyorum. Yusuf bana attı dedi buna bir başvur bakalım görüş dedi. Ben de galeriyle görüştüm. Onlar da şimdi kredi başvurusuna bulunacaklar benim adıma bilgilerimi gönderdim. Bakalım vadesi ne kadar olur, ödemesi ne kadar olur, kaç ay taksit yaparlar. Ona göre onay geldikten sonra ben bir karar vereceğim. Yusuf'la bir karar vereceğiz. Yusuf da acele etmeyelim mi diyor. O da çok kararsız. Onun aynı aracın siyahını bulmuş. Siyah ben çok istiyorum biliyorsunuz arabayı. Siyah araç bulmuş Antep'te. O da yine kredili ve 2014 model. Daha temiz, daha yeni. Diğer İzmir'de başvurduğumuz 2011 model. Yani bakalım dediğim gibi çok yaşlı eski bir araç da istemiyoruz. Onun bakımları sıkıntılı oluyor sürekli çünkü. PTT'den şey geldi de kargoya vermişler ürünlerimden birini ama hangisi bilmiyorum. Tahminimce yapay çiçektir çünkü o daha hızlı sipariş alındı. Tüylü çiçekler var ya. Neyse öyle bir erken başladık günümüze. Bakalım ilerleyen zamanlar ne getirecek, arabayla ilgili ne olacak. Onaylanır da ödeme imkanı uygun olursa herhalde arabasızlıktan iyidir diye gidip arabayı alırız da gibime geliyor. Çünkü şimdi biliyorsunuz dolarla altında fırladı bir anda kafayı yercesine ve her şeye zam gelecek. Bu yüzden bir an önce bu sene bir araba sahibi olup da elimiz ayağımız yerden kesilsin diye istiyoruz. Tamam var araç ama takdir edersiniz ki eli yüzü düzgün bir araçla konforlu rahat bir yolculuk yapmak nerede? Bir de böyle bir de LPG'li bu. Kapalı otoparklara, AVM'lere falan da gidemiyoruz bununla. Şimdiki kullandığımız mavi araçla. Durumlar böyle. Son güncel durumları da size haber verdiğime göre ben bir çay daha içeceğim. Saatimi bekleyeceğim. Müge'yi açtım ama pek beni saran bir konu yok. Şeyi bekliyorum. Yaprak dökümünü bekliyorum heyecanla. Çok bağlandım. İzliyorum yani. Seviyorum gerçekten. Aras'la markete bir dolaşırız dediğim gibi. Ondan sonra geliriz. Hava bir açıyor, bir kapıyor. Öğleden sonra belki onu biraz bahçeye çıkarırım. Başka da bir planım yok bugün. Haftalık alışverişimizi de yaparsak Allah'ın izniyle. Arabadan da haber gelirse daha ne olsun, değil mi? Okuldan geldik. Aras'ı aldım, alışverişi de yaptık. Şöyle bir neydi bunun adı ya? Neyse unuttum. Böyle bir etkinlik yapmışlar. Çok tatlı değil mi ya? Böyle yaptığı her şeyi biriktiriyorum. Geçen haftalarda da inek yapmışlardı. İneği de kaldırdım böyle elemeyi. Alışverişimi hızlıca size haftalık alışverişimi çekeceğim. Ondan sonra bunları yerleştirmem gerekiyor. Şu kısım zaten Aras'a ait olanlar. Aras'ın istedikleri. Pizza alacağım diyordum. Noodle'lar böyle hızlı bazen seviyor yapıyorum. Çizi içi sandviçli peynirli. İrmik aldım. Sütlü irmik yapıyorum biliyorsunuz onu seviyor yemeği. Şöyle karışık bir meyve suyu aldım. Ice tea'leri henüz var. Küp gofret. Ben bunun kakaolusunu seviyorum ama Aras kakaolu yemediği için ona çileklisini aldık. Şöyle iki paket cips aldım. Biri Lay's, biri Ruffles. Bir de iki paket de bebe bisküvisi aldım. Sütle yine onu da seviyor yemeği. Şöyle çocuklar için yüz maskeleri vardı. Kaç tane varmış bunun içinde? 10 adetmiş. 10 tanesi 4 liraydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bim'den aldık. Çok da değişik modelleri vardı. Çok beğendim. Tek kullanımlık. 3 katlı. Tuvaletim kağıdım bitmişti. Peçeten bitmişti. Onlardan aldım birer paket. Burada kurabiye için falan margarin aldım. 2 paket. Soğan çok az aldım. Soğanla patatesim bitti. Ama restoranta çuval aldıkları için kayınpederim oradan getiririz. Hani bölerim demiş. Fazladan almış restoranta. O yüzden böyle 1 kilo bile değil. Soğan aldım azıcık. Lor peyniri aldım. Bir de taze günlük yufkadan aldım. Bu arada alışveriş yine Bim'den hepsini Bim'den yaptık. Başka bir yere uğramadık. Bunları da sigara böreği sararım, difrize atarım. Bir de tepsi böreği falan yaparsam diye elimde bulunsun aldım. Bamya. Ben bu mutfağımın bamyasını çok seviyorum. Çok taze çıkıyor. Gerçekten etlisini, eşkilisini, etsizini de yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Türk kahvem bitmişti. Kendime bir paket Türk kahvesi aldım. Hatta şimdi Türk kahvesi yapacağım kendime. Canım istedi. Et döner aldım.
dana kuzu dönermiş. Biz restoranta da bunu müşteriler için alıyorduk. Çok güzel oluyor. İskenderi de güzel oluyor. Dürümü de güzel oluyor. Şurada ahşap temizleyici parkeler için fakirin böyle bir şeyini aldım. Temizleyiciden aldım. Deneyeceğim. İlk defa deniyorum. Bakacağım nasıl memnun kalacak mıyım? Şu Bulut Extra'dan parfüm serisi yumuşatıcı aldım. Kayınvalideme görümcem almış. Çok tavsiye ettiler. Kokusu da gerçekten çok güzeldi. O yüzden bitmedi benimki henüz ama o yüzden ara sakin olur musun? Benimki henüz bitmedi ama yine de yedek olsun diye aldım. Bir tane yoğun şey aldım. Domestos. Burada makarna çeşitlerim var. Fiyonk aldım bir paket. Burga aldım. İnce uzun aldım birer paket. Pratik oluyor böyle yemek falan olmadığı zaman yapıyorum. Toz biberim. Ah, toz şekerim az kalmıştı. 2 kilo toz şeker aldım. 15'li yumurta. Salçam, domates salçam yoktu. Biber salçamı da eltim kendi yapmış vermişti. Ev salçası. Biber salçam var ama domates salçam yoktu. Bundan aldım. Onunla ikisini karıştıracağım. Karbonatım bitmişti. En önemlisi biliyorsunuz. Çok kullanıyorum. Şöyle üçlü paketi aldım. Mantılar aldım. 2 paket. Aslında kendimizin mantılarından yapıp difrize atsam çok güzel olur ama yine de difrizimde pratikçe bulunsun diye mantı. Pilavlık, iri bulgur, baldo pirinç irilerden şöyle tavuk aldım. But incik, hafif kemikli. Şöyle reçel aldı Yusuf kendine kahvaltı için. Şeyle kaymakla falan güzel oluyor ahududu reçeli. Yağ aldık. Yağın bitmişti. İnanılmaz zamlanmış ve aslında normalde yemeklere zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı 27 lira mı 28 liraydı herhalde litresi. O yüzden şimdilik şöyle bir ayçiçek yağı aldım. Müsait olduğum zaman zeytinyağı alacağım. Biraz büyük ya 2 kiloluk ya 5 litrelik falan. Yoğurdum vardı o yüzden küçük bir yoğurt aldım. Fazla büyüğüne gitmedim. 2 paket de süt yine arası için çok fazla tüketiyoruz biliyorsunuz. Ellerimi yıkadım. Şimdi bunları hızlıca bir yerleştireyim. Sobama da odun attım. O da coştu. Gelir gelmez de şeyi açtım. Yaprak dökümünü açtım. Arasa koyduğum beslenmeyi bitirmiş. Ayranla simit koymuştum. Şöyle bir de bez koyuyorum. Beslenmesini de açsın diye. Şimdi bunu da bir silkeleyeceğim, yıkayacağım. Bir dahaki ders Perşembe'ye. O yüzden kurur o zamana kadar. Yaparım aşkım. Gitmeden yoğun makineye çamaşır atmıştım. 3,5 saatlik. 50 dakikası kalmış koyu renkliler. Onlar da çıkınca onları asacağım. Başka da bir işim yok. Akşam yemeğine de bakacağım bakalım artık. Şimdilik hiçbir fikrim yok. Bak bak annem bak ben nereye gidiyorum peşimden geliyorlar. Görüyor musun bu zibidileri sen? Bak 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 bak. Arkamda dolaşıyorlar böyle. Gel, gel, gel. Gelin bakalım, gelin. Bunlar iyice böyle var ya evcil oldular annem. Sürekli arkamda şey kümesin içine koyuyorum bağırışıyorlar. Böyle özgürlük istiyorlarmış hanımefendi ile beyefendi. Böyle gezecekler, dolaşacaklar biraz. Sonra ben bunları tekrar yeni kafeslerine koyacağım. Gel, gel bakayım, gel. Gel 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 gel. Yoruldular bu arada. Dinlemeye aldılar kendilerini. Gel gel tip 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 tip. Bunlar da tavuklarım anneciğim. Artık dördüncü, beşinci de yumurtlamaya başladı. Bakalım bu zibitler. Gel gel gel. Gel hadi azıcık otlayın. Hadi kapatacağım sizi. Yürüyün. Yürüyün bakalım gel. Gelin bakalım gelin azıcık ot yiyin gelin. Gelin. Sizi afacanlar yaramazlar sizi. Heh, gezin bakalım azıcık. Thank you.
Neyse. Kahvemi de aldığıma göre keyif saatim başlasın. Of ne güzel koktu ya. Yeni aldığım paketten yaptım. Belli ki tazeymiş. Annemin civcivlerini gördünüz mü siz? Civcivleri değil de ördek yavrularını. Bursa'dan getirmişti. Ya, iki günde nasıl büyümüşler hemen ya maşallah. Annem güneşe çıkarıyormuş. Çok alışmışlar. Her yerde peşlerine geliyormuşlar. Annem diyor ya zaten tam bir ev kuşu oldular bunlar diyor. Allah'ım yarabbim. Annem de böyle şeylerle oyalanıyor, mutlu oluyor işte. Allah mutluluğumuzu daim etsin. Küçük şeylerden mutlu olmayı bilmek lazım. Hava kapandı yoksa ben de yanlarına gidecektim. Aras da biraz şey geldi. Modsuz geldi okuldan. Bilmiyorum niye daha konuşmadım. Şimdi tabletiyle biraz ilgileniyor. Biraz ona zaman verdim. Hani hemen üstüne gitmek istemiyorum. Ne oldu? Nasıl geçti okul? Bunların daha muhabbetini yapacağız. Dediğim gibi gene bulutlar geldi. Evdeyim, çıkmadım yani. Bahçeye kayınvalidemin yanına uğradık. O da diyor bugün diyor hava kapalıydı diye şey yapmadım. Bahçeye çıkmadım diyor. Dinleniyorum diyor. Kendime zaman ayırdım bugünü diyor. İyi yaptın dedim ben de. Şu kahvemden bir yudum alayım. Çok güzel heyecan bölümleri. Diziyi takip ediyorum ya. Hadi gel bir çay içelim. Sağ ol. Yani ne yapalım şimdi? Kahve içelim de haftada bir, ayda bir böyle bir fincan çevirmeyelim mi? Neyse halimiz çıksın falimiz kızlar. Beraber bakacağız artık neler çıkmış. Ben bakmıyorum şaka bir yana. Falcı bacı uygulaması var ya. Oradan göndereceğim bakacağım. Asla inanmıyorum böyle şeylere. Makara olsun. 40 dakikalık vlog istemişsiniz. Çok öpüyorum sizi buradan. Azerbaycan'daki izleyicilerim geçen bana küsmüşler. Gezmek istediğin yer Azerbaycan, görmek istediğim yer dememişim diye. Çok tatlısınız. Altına da yorumlar yazılmış. Hiçbirbirinizle dadaşmayın kızlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Evet aslında gezmek istip görmek istediğim yerlerden, ülkelerden biri Azerbaycan. Ama söylemeyi unutmuşum. Tabii ki istiyorum. Ve beni çok çok davet edeniniz var. Candan başımın üstünde ağırlarım, samimi bir şekilde ağırlarım diyenleriniz var. Size gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Ve inanır mısınız gerçekten ben Azerbaycan turu yapmak istiyorum. Ama bu yaz sonu gibi eğer inşallah olursa eşimle beraber. Bu arada soru cevap da bu gezmek istiyorum, görmek istiyorum dediğim yerleri tek başıma gibi istiyormuşum gibi cümle kurmuşum. Tabii ki ailemle ve eşimle hayal kuruyorum. Tek başıma bir seyahat bana hiçbir zaman zevk vermez. Ah Necla, ah. Gül gibi oğlanı gömdün ya. İlerleyen bölümlerde ölecek çünkü kocası. Neyse hem vlog kaydedip hem de dizi izleyemiyorum. Dikkatim dağılıyor görüyorsunuz. Falda bakalım neler çıkacak. Sizlere yazacağım. Söyleyeceğim. Yani ben de bilmiyorum bazı şeyler şans kader tabii ki ama
inanılır gibi değil. Dün geceki bu döviz dalgalanmasından dolayı faizler felaket fırlamış. 2,19 araç kredilerinde faizler. Aynı şekilde bireysel krediler için de faizlerin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yani nasıl, şöyle basit anlayacağınız şekilde söyleyeyim. 100 bin TL araç kredisi kullandıracaklar bana ve bunun geri dönüşü 4 yıl içerisinde 48 ay vadeyle 219 TL olarak geri ödeyeceğim. 100 bin TL kullandığım krediyi 2 katından daha fazla para olarak geri çevirmek zorundayım faizleriyle. Bu çok çok fazla. Ben şimdi Yusuf'la da görüştüm. Bankacımla görüştüm. Onun dışında almak istediğimiz arabanın galerisiyle de görüştüm. Dedim bu şartlarda kusura bakmayın, anlıyorum siz de satıcısınız. Aracı firma sonuçta banka. Ben oraya geri, onunla muhatap olacağım. Oraya geri ödeme yapacağım. Siz sonuçta paranıza bakarsınız ama benim dedim aracın tüm fiyatını bile karşılayacak olsa 149 bin TL'lik bir araca baktık, ikinci el. Ama eli yüzü düzgün, güzel bir araçtı. İçime de sindi burada Antalya'da. Ama dediğim gibi yani 150 bin TL krediyi kullandıracak bile olsalar, %100'ünü bile kredi olarak verecek olsalar, ben yine de o faizlerle o araca yaklaşmam dedim. Çünkü araç iki katına tekabül ediyor. Ben bunun kredisini bitirdiğim zaman araç zaten modeli düşmüş olacak, kilometresi yakmış olacak ve ben o aracı elimden çıkarırken büyük bir ihtimal fiyat kaybedecek. Yani sırf araba sahibi olmak için de bu kadar yüksek faizlere, ya bu bir tek benim konumla da alakası yok. Şimdi insanlar gitsinler, zor dönemdeyiz. Pandemi döneminde böyle bir şeyin, gerçekten şu anda isyandayım yani. Pandemi döneminde Merkez Bankası'ndan bu şekilde faizlerin yükselmesi, dövizlerin yükselmesinden dolayı olması o kadar saçma ki. Zaten faiz olayı çok yüksek Türkiye'de ki dinimizde bu yasak zaten. Cumhurbaşkanımız da her toplantısında diyor ki faizleri mümkün olduğu kadar düşürün. Merkez Bankası tam bunun inadına yükselttikçe yükseltiyor. Yani 10 milyar bir bireysel kredi kullanmak isterseniz 22 milyar olarak geri ödeyeceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? O kadar saçma ki yani insanlar sığınacakları bir bankalar vardı. Hani borç olarak alırız, geri öderiz. Bunlar hakikaten tefeciyi de geçmişler. İnanılır gibi değil. Diyorum ya, istediğim aracın %100'üne de kredi çıksa, hani peşinatsız. Peşinatım olmadığı için ben normalde krediye başvuruyorum. Peşinatsız bile %100'ünü kredi bile verse banka, ben o faizleri ödeyip geri o şekilde hiçbir şekilde kabul edemem. Çok sıkıntılı. Bu arada kahve fincanımın şeyi geldi. O da diyor ki bir anda ailenle bir yolculuğa çıkacaksın. Dileğin gerçekleşiyor. Çok büyük bir sürpriziniz var. Kalbinden geçen ve şu anda hedeflediğin, üzerine yürüdüğün şey gerçekleşecek. Çok saçma, biliyorum. Böyle şeylere şu anda gündeme getirmem bile çok saçma. Da eğlencesine baktırmıştım. Fala inanma, falsız kalma hesabı bizimki de. Al işte fal yani. Dediğim gibi gerçekten %100'ünü de verse banka, ben onu geri ödemesi o kadar faiziyle kabul edemem. Hiçbir şekilde kabul edemem. Bir kere ödeme gücüm bile olsa, ödeme kolaylığı da sağlasalar, bu bir kere şeye karşıyım. Bu derece haksız kazanca gerçekten karşıyım. Hani olur, %50'sini istersin. Dersin ki 100 milyar veriyorum, 150 milyar olarak geri öde. Onu kabul ederiz. Ama 100 milyarı 220 milyar olarak nasıl geri istersin ya? Şoklara girdim gerçekten. Hakkımız hayırlısı olsun. Dediğim gibi insanların bir sığınağı bankalardı. İşte kredi kartlarıydı, kredilerdi. Bunlar da bu derece kredileri yükselttiler. Artık el yaklaşılmıyor. Biz bir de hatırlıyorsunuz 2-3 hafta önce bu Opel Corsa için başvurmuştuk. 125 TL, 1000 TL'sini onayladılar. O zamanlar bir de şeyleri düşüktü faizleri gene şimdikine göre. Ama bana oradaki şubedeki beyefendi demişti ki Fatih Bey, Nigar Hanım dedi, inanın dedi, bir aya kadar, iki aya kadar bu araçların yanına yaklaşamayacaksınız dedi. Çok yükselecek. İki katına çıkacak. O zaman hepten el yakacak. Kimse araç sahibi olamayacak kolay kolay demişti bana. İmkanınız varsa şu anda değerlendirin. Bu hazır kampanyaya düşmüşken alın dedi. Demek ki herkesin bir bildiği varmış. Bakın işte sezon başladıkça, yaz geldikçe turizm canlanacağı zamanlarda hemen döviz yükseldi. Ve dövizle beraber faizler de çok can alıcı derece yükseldi. Bunun önüne kesinlikle yani bir devlet olarak geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi ben mecbur değilim. Gerçekten dediğim gibi kötü bir tane, çok zorlarsam alırım bir tane. Hani gider bireysel kredi, düşük faizli bir kredi kullanıp bir tane araba alırız ama insanlar ameliyat için,
ne bileyim acil bir borçları için, acil ihtiyaçları için kullanacakları kredilerde bunları bu şekilde yaptırım uygulayıp da faizini geri bu kadar kat kat geri istemeleri o kadar üzücü ki. Gerçekten haksız kazanç başka bir şey değil yani. Akşam yemeğine giriştim. Burada biberlerim, soğanlarımı çok güzel bir şekilde yağda kavurdum. Sonra da biraz salça ekledim. Terbiyesini şimdi hazırlayacağım. Burada 3 tane patlıcanım vardı. Hepsini böyle komple soydum. Eltim diyor ki ben ara ara bırakıyorum. Hani şerit şerit. Bazen hiç soymuyorum diyor. Patlıcan kabuklarıyla yapıyorum diyor. Ben de öyle çok seviyorum ama Yusuf bizim patlıcan kabuğunu pek sevmiyor. O yüzden böyle patlıcan şey yapacağım. Musakka yapacağım etsiz. Burada da yoğurdum var. Bunu komple böyle şey yapacağım. Kutusunda ayran çırpacağım. Tuzunu falan şimdi ekleyeceğim. Onu da dolaba iteceğim. Kutusunda soğusun. Akşam yemeğimiz böyle olacak. Valla modum yeterli olursa şu yufka almıştım ya. Yufka ile lorlardan sigara böreği sarıp difrize itmek istiyorum. Şunları. Bugün olmazsa da yarın artık yaparım. Saat bu arada 4'ü 5 geçiyor. Bankadan aradılar bu arada. Dediğim gibi faizleri çok yüksekti. Aylık 4.300 lira ödemesi vardı 48 ay. Kabul etmedim. Onu iptal ettirdim. Hayırlısı bakalım. Bugünlük de gene araba muhabbetimiz böyle kapandı. Buna birazcık su ekleyeceğim ki patlıcanları öldürmeye yetsin. Ondan sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım. Yemeklerimi yaptım. Oğluşumla yemekleri yedik. Dün de Yusuf mısır ekmeği almış böyle tazecik fırından. Tabii ki o da zamlı. Her şey bu hayatta pahalı olduğu gibi. Bir tane taş fırın mısır ekmeği yuvarlak dilimlenmiş 10 TL. Ekmek. Düşünebiliyor musunuz? En temel ihtiyacımız. Neyse bugün böyle hep isyan dolu bir vlog oldu. Bir de hep konuşmalı olmuş. Pek bugün iş yapmamışım. Bugün de böyle idare edin. Her zaman temizlikli vlog da olmaz değil mi? Kapanışa geldim. Sıcakladım. Elbise giydim. Şöyle pamuklu. Akşam oldu vallahi. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Yusuflar kapının önündeki şeyleri götürdüler. Paletleri götürdüler. Paletlerden bar yapacaklar restoranta söylemiştim daha önce. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ben şimdi kendime bir fincan çay dolduracağım. Kapanışı yapacağım. Yemek yaptıktan sonra, yemek yedikten sonra hiçbir şey yapmadım. Ha, çamaşırlarımı topladım. Onları daha katlamadım. Sepette çamaşırlarım duruyor. Rüzgar vardı. O yüzden çabuk kurudu. Feridecimle konuştuk. O da yarın ne zaman gideceğiz kemere dedim. Bir çocukları çıkaracağız dışarı diye. O da yarın hava yağmurlu gösteriyor. Meteoroloji uyarısı var. Havalar soğuyacak biraz daha diye. İşte tipik Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır misali. Ama dedim ya çarşamba ya perşembe falan ya da cuma mutlaka hava iyi olduğu gün gidelim, çocuklara değişiklik, bize değişiklik. Feride'yi de özledim zaten. Evet, yarınki vlogda görüşürüz o zaman. Uzun vlog diyorsunuz. Uzun tutmaya çalışıyorum artık vloglarımı. Sizler için. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz canlarım. Kendinize çok çok ciddi bakın. Bay bay.